Bir Skype bağlantısıyla devam edelim o halde. Haldun Domaç konuğumuz olacak. Kendisiyle birlikte gündemdeki konu başlıklarına bakacağız. Öne çıkanları konuşacağız ve kendisinin yorumlarını alacağız. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Biraz sesten yana sıkıntımız var. İzleyicilerimizden özür diliyorum. Havalar galiba çok iyi gidiyor diye. Geçmiş fazla olsun. Şey davrandık fazla galiba iyi davrandık kendimize. Olabilir. Onun sonucu biraz sesimizde problem var ama başka sıkıntı yok genel anlamda. Çok geçmiş olsun diyelim size de. Başlayalım teşekkür şöyle. Ederim. Türkiye Futbol Federasyonu Başlayalım. Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları üzerine isterseniz biraz konuşalım ki bunlardan en önemlilerinden biri de yabancı hakem konusu. Pırıl pırıl genç hakemlerimiz var dedi kendisi. Bu işi biz yerlilerle çözmek istiyoruz açıklamasında bulundu. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olacak? Ben en baştan beri zaten yabancı hakeme karşıyım. Onu özellikle söyleyeyim. Yabancı eğiticiler gelip bizim hakemlerimizi belli bir noktaya getirirse daha doğru olur. Ancak bazen gerçekten de hakemleri çok ciddi baskı altına alıyoruz. Yabancılara yapmadığımızı yerlilere çok net bir şekilde yapıyoruz. O da can sıkıcı bir durum oluşturuyor. Ama her şeye rağmen ben yine de yerli hakemlerden yanayım. En azından tüketene kadar, her şeyi tüketene kadar yerli hakemlere devam etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Peki devam edelim. Yabancı hakem söz konusunun ardından yabancı sınırıyla da ilgili açıklamaları var. Yabancı sınırının kalkacağını söyledi ama çeşitli kriterler geleceğinin de altını çizdi. A-Spor yayınlarında beni izleyenlerin çoğu hemen hatırlayacaktır. Bu cümlelerin benzerini zaman zaman ben de kullandım. Dünyada böyle bir dünya yok. Yani yabancı sınırı diye. Yani pasaportuyla oynamıyor oyuncular, performanslarıyla ve yetenekleriyle oynuyorlar. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Dolayısıyla böyle yabancı sınırı noktasının ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Aynen İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi, yani onunla aynı yerde buluşacağımız da aklıma gelmezdi ama yabancı sınırı yerine kriter koymak gerekiyor. Benim düşüncem bu. Eğer kriter koyarsanız, hani yaş sınırı, hani oyunculardaki kaç oyuncu getireceksiniz, onun yaş sınırını getirirseniz, keza benzer bir şekilde işte oyuncuların milli olma gibi, Avrupa'da oynama gibi özelliklerine bakarsanız o zaman bence daha doğru olur. Ben İsterseniz bu düşünceyi için, aynı şekilde taşıyorum. Zaten kısa keseceğiz, çok da uzatmayacağız. İsterseniz bir suda için çok geçmiş olsun diyelim tekrar size. İyi tamam. Misiniz? İyi, son bir yok. Konuya yani, daha değineceğim sonra noktalayalım, sizi de yormayalım. Fenerbahçe Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun son 2 yıl ve ilk 8 hafta hakem hatalarının incelenmesiyle ilgili bir teklifte bulunmuştu. Bu teklif kabul edildi ama yani nasıl bir sonuç çıkar bundan bilmiyoruz. Siz nasıl bir yorumda bulunursunuz şöyle kısaca? Şimdi yine sana göre bana göre diye çıkacak sonuç, onu söyleyeyim. Yani öyle istediğiniz şekilde çıkmayacaktır, onu özellikle vurgulamam evet. Lazım. Yani bu zaman zaman gündeme geliyor, incelensin diyor. Bazen Fenerbahçe söylüyor, bazen Galatasaray söylüyor. Ama sonuçta bir yere varmayan bir durum, onu özellikle söylemem gerekiyor. Yani o açıdan baktığımda hani çok da fazla bir sonuç elde edebileceğimiz durum değil. Hatta incelenmeyecek bile, öyle düşünüyorum. Bu söylenir evet. Ama incelenmez, onu da özellikle söylemem gerekiyor. Demet sesim daha iyiye döndü. Devam edebiliriz. Soruların varsa konuşalım. Çok sizi de yormak istemiyoruz. Bizim de zaten haberlerimiz var, süremiz de var. Sizden affınızı da isteyelim. Tamam, devam edeyim tamam. Mi? Tamam. O zaman biraz daha devam edeyim şimdi. Rejiden de kısaca devam et dediler. İsterseniz biraz Galatasaray konuşalım. Çünkü Fernando Muslera ile ilgili de haberler çıktı. Okan Buruk da açıklamasını yaptı. Gidecek gibi duruyor ve yeni alternatifler de şimdiden aranmaya başlandı ama Fernando Muslera gibi bir isim kalede olunca da alternatifini bulmakta zor olsa gerek. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi Galatasaray yıllar içerisinde baktığımızda hep iyi kaleciler buldu. Yani Simović'ten başlayan Tafarel, Mondragon ve şimdi de Muslera hep iyi kaleciler buldu. Tahmin ediyorum yine iyi bir kaleci bulacaktır. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bir gelenek. Aslında baktığımızda Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği vardı.
Fenerbahçe o gelenekten biraz uzaklaştı. Ama şu anda Galatasaray'ın yabancı bir kaleciye gitme zorunluluğu var. Hı hı. Hele federasyon başkanının yaptığı açıklamadan sonra bu konuda hani yabancı serbestliği denilen konu geldikten sonra iş çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Onun için ben iyi bir kaleci bulacaklarını düşünüyorum. İtalya'da arayışları var, İngiltere'de arayışları var. Temas ettikleri birkaç kaleci var. Şu anda burada söylemem çok doğru olmayabilir. Hı hı. Temas ettikleri ama her temas ettiğiniz kişiyi transfer etmiyorsunuz. Onu da özellikle söylemem lazım. Dolayısıyla benim beklentim Galatasaray bir kere Muslera gidecek. Yani Okan Buruk bu kadar net cümleler kuruyorsa evet, anlamamız gereken nokta gidecek. Şimdi devre arasında alıp o kaleciyi sezon sonuna kadar hazırlamak, sonrasında da Galatasaray kalesini emin bir ele teslim etmek galiba en mantıklı şeymiş gibi görünüyor. Peki milli ara sonrası Galatasaray'da ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Şimdi Osimhen devreye girince hücum hattından önemli bir isimin eksilmesi demek. Mertens ya da Icardi gibi eğer çift forvet oynamazsa beklentinizi sormuş olayım. Bu soruya yanıt vermeden önce Demet bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Biraz gözden kaçıyor bu konu. Onun için onu anlatmam lazım. Buyurun. Evet, milli takımımız 4-2 kazandı. Ama herkesin dikkatten kaçırdığı bir şey var. Norveç'e 5-1 yenildik, maçı verdik. Evet. U19 takımımız Polonya'ya 3-0 yenildi. U20 takımımız Polonya'ya 4-2 yenildi. Yani aşağıda işler öyle, hani U20 takımımız da sondan ikinci sırada. Bunlara biraz dikkat çekmek istiyorum. Hı-hı. Biz biraz böyle yukarıdaki noktayı görüp aşağıyı biraz ıskalıyoruz gibi geliyor bana. Onun için haklısınız, özellikle vurgulamak istedim. Bunun dışında Osimhen konusunda... Gerçekten de Osimhen ve Icardi birlikte oynayacaksa orta alandan eksiltme yapmanız gerekiyor. Hı hı. Yani bir de şöyle bir şey var. Milli arada bunu da yapamadı hoca. Yani Icardi yok. Ondan sonra yani böyle beraber çalışma olanağı yoktu. Şimdi Antalya'da ciddi bir risk olabilir bu iki forvet oynamak. Nitekim Kasımpaşa maçında bir risk oluşturmuştu. Onu da söylemem lazım. Yani ben birkaç hafta daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum çift hı hı. forvet için. Ama sonuçta hoca oyuncularına bakıyor, onlarla konuşuyor. Dolayısıyla eğer çift forvet oynayacaksanız Mertens'ten vazgeçmeniz gerekiyor. Icardi'yi istasyon oyuncu olarak kullanmanız gerekiyor. Şimdi o zaman Mertens'ten vazgeçebilecek misiniz? Yani hem gol hem asist katkısı yapan, oyunun akıcılığına katkı veren bir oyuncudan vazgeçecek misiniz? Bu da çok önemli bir konu. Hı hı. Onun için zor, yani hocanın işi çok zor. Belki üçlü savunmaya dönerse orta sahayı tekrar Mertens'i de konumlandıracak şekilde yapabilirse olabilir ama üçlü savunma da bugünden yarına geçilecek bir durum değil. Hı hı. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Milli maç aralarından sonra takımlarımızın, genellikle milli takımlara çok oyuncu gönderen takımlarımızın ciddi bir sıkıntısı da oluyor. Onu da söylemem gerekiyor. Bu da hı hı. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Onun için bu risk alınır mı? Ciddi manada tereddütteyim. Peki buradan Fenerbahçe'ye geçeceğim. Çünkü orada da bir İrfan Can Kahveci konusu var. Milli takımdaki performansının ardından hem kontrat konusu hem de Jose Mourinho'nun artık milli aradan sonra 11'e monte edecek mi dediği bir isim kendisi. Acaba neler değişecek onun için? Ya şimdi İrfan Can'ın milli takım performansına bakmıyorum ben. İrfan Can'ın zaten performansına bakıyorum. Hı. Yani İrfan Can'ın zaten devam etmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Öyle bir oyuncu. Onun için daha fazla süre alması gerektiğini de burada söyledik zaman zaman. Tabii ki dağıtarak kullanacağı için İrfan Can'ı şimdi biraz daha öne çıkartan bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Bazı oyuncular var, onların üzerine yapı oluşturmak gerekiyor. İrfan Can da o yapının içerisinde önemli temel taşlarından biri olacaktır. Bence hemen sözleşme imzalanacak. Ayrıca onu da söyleyeyim. Osay Samuel'le de sözleşme imzalamak zorundasınız. Hı hı. Bu kadar etkin ve atletik bir sağ bek bulmak çok zor. Bakın Galatasaray Sasha Boye'nin arkasından bir türlü atlet bir sağ bek bulamadı. Evet. Onun için iki oyuncuyla da imzalayacak. Oyunu da biraz İrfan Can'ı daha fazla içine alacak şekilde değiştirecek. Peki teşekkür ediyorum size. Çok geçmiş olsun tekrar. İyi istirahatler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Haldun Domaç'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Sohbeti noktaladık. Şimdi de şöyle dünyadan spor haberleri diyelim.